Alman doktoru şaşırtan Peygamber Efendimizin sünneti. Alman doktorun olayını birazdan size açıklayacağım inşallah. Bir hadisinde Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her çocuk akika kurbanı ile rehinelenmiştir. Bu kurban doğumunun 7. günü onun adına kesilir. O gün saçı da tıraş edilir ve çocuğa isim de verilir. Ebu Davud Tirmiz'den rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz Hazreti Hasan radıyallahu anh için akika olarak bir koyun kurban etti ve "Ey Fatıma" dedi, "çocuğun başını tıraş ettir ve saçının ağırlığınca gümüş tasadduk et" buyurdu. Bu tavsiye üzerine Hazreti Fatıma çocuğunun saçını tartar ve ağırlığı bir dirhem veya buna yakın bir şeye denk gelir. Tirmizi Edahi'den de rivayet edilmiştir. Bu konulardan anlıyoruz ki temel olan altın, gümüş veya günümüz deyimiyle para değildir. Temel olan saçı kesilen bebek için Allah rızası niyetiyle sadaka vermektir. Yani bu sünneti yerine getirmek isteyen her Müslümanın yapması gereken en güzel şey çocuğunun saçını 7. gün keserek ağırlığınca gümüş veya o gümüşün değerince sadaka vermektir. Almanya'da yaşayan Müslüman bir kardeşimiz yeni bir bebeği dünyaya gelir. O da ashab-ı kiram yeni bir bebek dünyaya geldiğinde ne yapıyorsa ona niyet edip bebek 7 günlük olunca saçlarını kazıtıp altın olarak sadaka veriyor. Birkaç gün sonra bebeğini kontrol için doktora gidiyor. Doktor bebeği görünce çok şaşırıyor. Doktor, "Bebeğinizin saçlarını siz mi kazıttınız yoksa doğuştan mı bu kadar?" diyor. Kadın diyor ki, "Biz kazıttık" deyince doktor şaşkınlığının sebebini açıklıyor. Bilim adamları bunu daha yeni keşfetti. Bebek doğduğunda 40 gün içerisinde saçlarının kazınması bebeğin gözlerini kuvvetlendiriyor, saçlarını gürleştiriyor, zekasını açıyor ve daha pek çok fayda sağlıyor. Özellikle 7. günün yapılması bu faydaları kat kat arttırıyor. Peki daha 50 günlük mazisi olan bu haber size nasıl ulaştı diyor annesi. Kadın, "Biz bunu Peygamber Efendimiz'den öğrendik" diyor. Alman doktor, "Peygamber Efendimiz'i şu an yaşıyor zannederek sizin peygamberinize bilimin yeni buluşları ne çabuk ulaşıyor" diyor. Genç anne, "Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizden 1400 küsür sene önce yaşadı ve ahirete teşrif etti" deyince Alman doktor buz kesiliyor. Teknolojiyi tabii ki kullanacağız, araştıracağız ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten 1400 yıl önce bize bildirmiş. Onu yaşarsak, hadisi şerifleri okursak nice bilgilere ulaşırız. Selam ve dua ile. Bizi takip etmeyi unutmayın. Selamun aleyküm.